Merhaba. Bugün Godfather'ı konuşuyoruz. Yine öğrencilerim yanımda. Godfather bir mafya filmi. Hani bir vermek istediğim mesajı var. Aile ile ilgili böyle güzel bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama işte bu tarz filmlerden sonra genellikle toplumdaki mafyalara olan yakınlık artıyor. Yani filmin vermek istediği mesaj bir tık yanlış geçiyor. Evet. Bu nasıl düzeltilebilir bir şey? Zor bir konu bu. Yani çok tartışılan da bir konu. Yani teşvik ediyor mu yoksa işte kötülüğünü gösteriyor gibi. Tam bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani bununla ilgili böyle çok ciddi araştırmalar da yapılmış değil. Etik dışı bir yandan evet ama bir yandan da izliyoruz güzel öyküler. Çok iyi anlatılmış bir öykü olduğu için izliyoruz her şeyden önce. Senaristin derdi midir peki milletin yanlış anlayıp anlaması? Sonra yani ben hikayemi anlatayım, sizin ne anladınız benim umurumda değil denebilir mi? Bakış açısı, yani bu sorumluluğu alabilir de yazar, almayabilir. Yönetmen de aynı şekilde bu sorumluluğu alabilir, almayabilir. Ben özendirdiğini düşünmüyorum. Hani illa özenen insanlar oluyor. Çünkü o baş karakteri kendine yakın hisseder ya da havalı bulur. Bu şekilde özenir. Film ne kadar o mafyalın kötü bir şey olduğunu anlatsa da bence bunun önüne geçmesi biraz zor bir şey. Senaristin sorumluluğunda değildir ama izleyenin de bilinçlenmesi gerekiyor bence bu noktada. Hani hepsi var. Kesinlikle. Sigara gibi. Onunla ilgili mesela araştırmalar var. Sigara görüldüğü zaman evet sigara tüketimini arttıracak bir özenme yaratıyor. Ama insanlar bunun bilincinde olurlarsa tüketmeye de bilirler. Orada işte sorumluluk karmaşık bir konu haline geliyor. Peki bizi bu kadar fazlasıyla etkileyen ve bizi bunun içine çok fazla alan etken ne? Çünkü baktığımız zaman senaryonun yapısı çok basit bir yapı. Sizin her zaman bahsettiğiniz yapılardan biri. Ama bir şeyi var orada. Ve bu bizi içine çok fazla alıyor ve o izledikten sonra oturuyoruz ve kalıyoruz. O ne tam olarak bilgi? İyi senaryo. Kısacası iyi senaryo olması, çok çok iyi işlenmiş karakterler olması, çok iyi bir olay örgüsü olması, çok açık bir dönüşümü olması her şeyden önce karakterin, sahne içi çatışmaların çok iyi olması, çok güzel çalışıyor olması. Bunun ötesinde tabii The Godfather özelinde bütün bileşenler çok iyi. Yani şimdi senaryo olarak iyi, zaten onu konuşuruz şimdi. Kitap uyarlaması iyi işlenmiş, yönetim çok iyi. Yani Coppola hakikaten bütün öyküyü ince ince işlemiş. Yönetim açısından da kamera olarak da öyle, oyuncu yönetimi öyle. Oyuncular çok iyi. Tek başlarına oyuncular gerçekten çok iyi. Onun dışında görüntü yönetimi çok çok iyi. Gordon Willis'in böyle şeyi başyapıtı yani resmen. Konuşulur ya hala bugün bile Marlon Brando'nun gözlerinin görünmemesi o ilk sahnede çarpıcı bir örnek olarak konuşulur. Sanat yönetimi, kurgusu, iki tane kurgucusu var. Kredilerde hatta Walter Murch kurgucu, post production advisor mı? Neyse danışman olarak o da var falan. Yani böyle yıldızlar geçidi. Her zaman böyle olmayabiliyor. Herkes çok iyi. Herkes yıldız ama film iyi bir sonuç vermeyebiliyor. Bu filmde çalışmış. En başta senaryosu evet ama diğer öğeler de çok iyi. O ikonikleşen kedi sahnesi senaryoda var mıydı? Ve o sahne ana karaktere, baba karakterine nasıl bir katkı sağladı? Senaryoda sanki yok diye hatırlıyorum ben. Şöyle, Marlon Brando çok doğaçlama yapan birisi. Örneğin açılış sahnesinde özellikle çok fazla repliği var. Sanırım kedi yok. Senaryoda hatırlamıyorum çünkü ilk sayfada falan olması lazım. Çünkü hemen giriyor. Yani orada bir değişiklik yok senaryoda. Daha uzun Marlon Brando'nun konuşmaları onu kırpmış. Hep yaptığı bir şey zaten. Çok da zor bir oyuncu bu arada. İnanılmaz zor. Onu yönetmek ayrı bir beceri. Kurguda görüyorsunuz zaten. Bazı yerlerde ani kesmeler var konuşmalarında. Böyle belli ki Marlon Brando devam ediyor orada ama kesmişler. Sizi filmin içinde ne tuttu? Benim mesela oyunculuklar filmin içinde tuttu. Yani çok sevsem de Godfather bir tık yavaş işleyen bir senaryo. Hani. Aslında seni de öykü tutuyor. Sadece oyunculuklar yetmezdi. Bugünkü anlayışımıza göre evet biraz yavaş kalıyor olabilir. O döneme göre çok da yavaş bir film değil aslında. Öyküye biraz geç giriyoruz. Yani öykümüz Michael üstüne kurulu. Başrol kahramanımız o. 40 küsürüncü dakikada falan artık onun öyküsünü izlemeye başlıyoruz. O zamana kadar yavaş tempolu ilerliyor gibi görünüyor ama çok fazla bilgi veriyor bize. Ve bu bilgilerin hepsini de çatışma içinde veriyor. Yavaş yavaş o karakterlerin üzerinde dolanıp ondan sonra yolumuzu öykünün asıl özünü öyle buluyoruz. O yüzden izletiyor, tutuyor yani. Watchmen, Zack Snyder'ın belki en iyi filmi. Ama o da yavaş ve o izlenmiyor. Tam hatırlamıyorum. Somut yargılarda bulunmak da çok iyi değil ama hatırladığım kadarıyla sahne içi dramaları çok zayıf Watchmen'de. Burada şey var, tıkır tıkır işliyor. Yani çok açıkça bütün sahneler çekim çekim çalışıyor. Öyle söyleyelim. Her bir çekim bir şey söylüyor bize. O çok önemli bir şey. Örnek vereyim.
Nedir bu çok küçük olan Vito Michael'a en son diyor ya, teklifi kim getirirse hain olur diyor. Şimdi orada iki tane olasılık var. Biri Clemenza mı biri? Karakter isimlerini de karıştırmayalım şimdi ama en başta daha dans sahnesinde bile bir tanesi çocuğuyla oynuyor, dans ediyor. Diğeri böyle çok dağıtarak falan oynuyor, etrafa sağa sola salça oluyor. O ikisinin karakter olarak daha en baştan bize kurmuş, ayrımını vermiş. Senaryoda bizim bilmemiz gereken verileri sahnelerin içinde vermeyi başarmış. Bunlar çok küçük ama çok değerli örnekler. Doğru, daha böyle ilk, ikinci mi üçüncü dakika adımını Sony'ye fotoğrafçı döverken görüyorsun. Mesela karakter özelliklerine dair bütün verileri o en baştan olabildiğince hızlı bir şekilde ve ekonomik bir şekilde vermesi. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Biraz diziye benzeyen bir film bu. Öyküye çok geç giriyor. Bugünkü bir yapımcı bunu pek kabul etmez. 3 saat bir film. 3 saatlik filmler yok mu? Var. Günümüzde bol bol yapılıyor ama bu kadar büyük oyuncu kadrosu olacak, böyle bir bütçesi olacak falan, yapımcılar daha iyi tanıyorlarmış o ülkeleri. Bugün çok zor böyle bir film izlememiz. Bunu bir diziye çevirirler. İşte 6 bölümlük, 8 bölümlük falan bir diziye çevirirler. Diziye şöyle uygun, farklı farklı birimleri görüyoruz. Atıyorum Michael Sicilya'da. Biz o sırada evde kalıp o öyküleri izliyoruz. Bu sefer karakterlere karşı çok ekonomik davranmak zorunda kalıyorsunuz. Gördüğümüz gibi hemen onlar hakkında bilgileri edinmek istiyoruz. Örneğin Michael'ın sonradan evlendiği eşi Kay karakteri mesela. Çok az sahnesi var aslında ama öğreniyoruz, onun hakkında çok fazla şey öğreniyoruz. Sunny de öyle mesela. Sunny'nin o mizacı, sert mizacı, böyle hızlı köpürmesi falan, aslında çok görmüyoruz onu. Sahne olarak baktığımız zaman uzun uzadıya izlemiyoruz onu. Ama çok kısa bir zamanda bize bunu veriyor. Michael için de aynı şey geçerli. Michael'ın dönüşümünü yavaş yavaş çok güzel öğreniyoruz. Güzelliği orada. Yani karakterleri oturup incelemek istesek, Sony'nin babası olmaya çalışması falan, onun rolüne girmeye çalışması, babasını hatta uzaklaştırmaya çalışması ya da Michael Polat Alemdar mıdır? Emin değilim. Çok iyi bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım. Ama eminim bir şeyler vardır. Tamam, diğer soruya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Peki Michael filmin içerisinde nasıl bir değişim yaşıyor? Sence nasıl bir değişim yaşıyor? Babasının içine çok uzak dururken ve hatta yani hiç tasvip etmezken ona gelen şeyle birlikte artık dahil oldu. Yani ama bunu ne sağladı karakterin içindeki? Çok güzel soru. Filmimizin zaten asıl yapısını kuran şey o. İlk nerede dahil oluyor olaya? İlk şeyde dahil oluyor. Babasını hastanede suikasttan korurken. Yani babasının aslında saldırıya uğraması Michael için bir tetikleyici olay. Dolayısıyla zaten filmin de tetikleyici olayı. Hastanede çok güzel bir noktası var. İkinci perdeye geçişi, hep şey diyoruz ya, böyle kahraman kendi isteğiyle bir karar verir. Ne kararı veriyor Michael ve bunu söylüyor babasına. Bundan sonra ben senin yanındayım. Diyor. Aynen öyle. Ben senin yanındayım. Tamam diyor, ben buradayım. Ben yoktum yanında. Ama artık yanındayım diyor ve ondan sonra zaten olayların başladığını görüyoruz. Tertemiz bir ikinci perdeye geçiş anı. Peki o zaman hikayedeki kararsızlık anında Kay'in yanına yemek yemeye gitmesini? Aşağı yukarı. Ya ondan öncesi de var. Yani kararsızlık dediğimiz kısım mutlaka böyle tetikleyici olay geldi sonrası falandan öte. Zaten Michael genel olarak kararsız. Ne yapacağını çok iyi bilmiyor. Yani askerden gelmiş. Onunla ilgili bilgileri öğreniyoruz, işte savaş kahramanı diyorlar polis vururken ona falan. Bir yerde aslında çıkmaya da çalışıyor işin içinden. Babasının yanında yer aldığında onun yaptıklarını yapacak gibi bir durum yok. Sadece koruyacak aileyi, kollayacak ve onları bu kötü suç dünyasından çıkaracağım diye giriyor. Ve daha sonra dönüşmeye başlıyor. O yüzden zaten dönüşüm çok temiz çalışıyor. Yani ailesini çıkarmaya çalışırken oraya artık yerleşmiş bir adam oluyor. Evet, içine çekiliyor daha çok hatta. Ve en sonda da artık tamamen kabullendiğini görüyoruz. Onu da çok açık bir şekilde görüyoruz. En sonda K'ye yalan söylüyor ve gelip elini falan öpüyorlar hatta, böyle sembolik olarak. Ve o kapı kapanıyor üzerimize, bizim de üzerimize kapanıyor. Artık bu başka bir insan. Başta gördüğümüz kişiyle sonda gördüğümüz kişi bambaşka. Ve o dönüşüm bizi tatmin ediyor gerçekten. Bir de şunu söyleyelim, ilk konuyla ilgili olarak bu sorumluluk ya da kötü bir şeye örnek olup olmaması meselesi zaten film onun üstüne kurulu biraz da. Yani kahraman aslında bir başarıya ulaştı. Ama bu başarıya ulaştığı şey tam olarak istediği şey miydi? Değildi. Şu an bunu kendisi isteyerek mi yapıyor? Evet, öyle. Demek ki burada bayağı ikircikli, ironik bir durum var. Filmin sonunun bu kadar iyi çalışıyor olması, bu kadar tatmin edici olması, yüklü bir ironi içermesi dolayısıyla da sağlanıyor. Nefret ettiği şeyin kendisi olması seyircileri öyle vuruyor. Evet. Ki zaten en sonunda böyle hayatta kalan ya da çatışmadan hayatta çıkan karakterler genellikle kendine aykırı davranan karakterler bir bakınca. Vito ailesine çok değer veren birisi.
savaş durması için oğlunun intikamından vazgeçiyor. Mike ahlaki değerlerinden vazgeçiyor. Ama mesela Sonny sinirinden vazgeçemiyor ve korumaya gidiyor ve öyle kaybediyoruz kendisini falan. Onun da mesela tutarsızlıklarını görüyoruz. Bunlar bir yemek sahnesindeler. Sonny daha yeni baba olacak. İş konuşmaya başlıyor yemekte. Anne şey diyor, babanız hiç yemekte iş konuşmaz. Susuyor bizimki. Ondan sonra damat bir şeyler söylüyor. Bu sefer Sonny ona söylüyor, biz yemekte iş konuşmayız diye ona kızıyor. Karakterlerin tutarsızlıkları çok önemli bir şey. Onu görmek. İnsanlığı orada görüyoruz çünkü. Onu da çok güzel işliyor öykü. Filmle ilgili söz edilmesi gereken çok şey var aslında. Filmin her detayı bir ayrı güzel. Ve senaryosu üzerine konuştuğumuz için şey oluyor. Hani, sizi oraya daralttık. Ben mesela şeyi merak ediyorum. Filmde hani senaryo haricinde diyelim en beğendiğiniz taraf neresi hani? Biraz kişisel tabii ama görüntü. Yani görüntü yönetimi bence müthiş. Siz bu filmin en çok hangi yönünü beğendiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın falan deyin. Hocam yorumlar önemli. Etkileşim. Çok doğru. Etkileşim. Çok doğru. Duydunuz. Sonny'nin kardeşini dövmüştü ya kocası, sonra pat diye gidip orada dövler falan. O sopayı fırlatma, sonra gidip yakalama sahneleri falan doğaçlama diye hatırlıyorum. Olabilir. Çünkü Coppola onlara izin veren bir yönetmen. Oyuncuları böyle serbest bırakan bir yönetmen yani. Öyle olunca daha bir etkileyici oluyor filmler genel olarak. Orada işte senaryonun iyi olması lazım ki senaryonun üzerine oyuncu bir şeyler koyabilsin. Peki bir senaristin, özellikle yeni başlayan bir senaristin, bu filmin senaryosundan ne gibi notlar çıkarması gerekir kendine? Karakter gelişimi, genel öykü yapısı, sahneler, her biri için diyaloglar tek tek ayrı ayrı bakılabilir. Her biri için birer kez izlenebilir. Birer kez senaryosu okunabilir, birer kez izlenebilir. Tetikleyici olay dedik, ikinci perdeye geçiş dedik. Üçüncü perdeye geçiş sizce ne olabilir bu işin? Michael'ın bir karar verip tamam ben şöyle yapıyorum dediği yer. Kardeşi ölüyor, abisi ölüyor, İtalya'dan geri dönüyor ve işi devralıyor. Artık orası. Devraldığı yer. Dönüşümü tetikleyen şeyin hani en sonda olması gerektiğini söylüyoruz ya hep. Michael oradan döndükten sonra değişmişti zaten. Yani tabii. Filmin son %25'inde dönüşmüş bulundu. Şu güzelliği var filmin. Karakter adım adım dönüşüyor. Yani evet 3. perde geçerken değiştiğini anlıyoruz artık. Onun açısından bir şeyler değişti. Ama herkesi öldürmesi örneğin babasının ölümünden sonra. Kardeşi zaten söylüyor kocamı da öldürdün artık diye ve babamın ölmesini bekledim bunu yapmak için diyor ya. O noktada artık finalde düşmanların hepsini yok etmek üzere bir sonuca gidiyor. Ve en sonunda tam dönüştüğü noktada artık gerçekten babasının yerini alıp işte o elinin öpüldüğü yer. Tam dönüşümü orada görüyoruz, orada bitiyor. Çok konuşuyoruz bunu aslında yani finalde bir dönüşümü gerçekleştirip finale gitmek onu yapıyor ama ondan önce de ufak ufak dönüşümler geçiriyor. Zaten karakter dönüşümünü bu filmde o kadar tatmin edici yapan şey o. Genel olarak hikayelerde karakter dönüşümünün o şekilde olması gerekmiyor mu? Çünkü çok nadir durumlarda insanlar şey yapar böyle tamam ben bunu yapacağım. Hani anlık gelen bir şeyde çok ilerleyemezsin. Bir gaza gelmişsindir o kadar. Doğru. Başka bir filmde de örnek vereyim. Ben şahsen Shawshank Redemption'ı düşündüğümde mesela öyle şey bir ilerleme yok karakterde. Yavaş yavaş bir ilerleme yok. Karakter bilinçli, zeki olarak geliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Yapması gerekeni yapıyor ve çıkıp gidiyor. Hı hı. Orada da bir değişim... Neyse sonraki videonun konusu olsun. Olur. Shawshank Redemption hatta 94 yapımı olabilir. Bu yıl dönümü falan olabilir. Bir sonraki film incelememiz Shawshank Redemption olabilir hakikaten. Yıl dönümüne özel. İyi bir senaryo yani o da. O zaman bir sonraki inceleme videomuzun konusunu bulduk. Ama onu yapar mıyız bakalım göreceğiz. Yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazınız bence. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bakalım. Videonun ortasında bir yerde keseyim mi şimdi? Kes. Yeter artık be. Merhaba hocam. Evet merhaba. Bugün... Godfather yapıyoruz. Bunların durması gerekiyor. Evet. Buna koysanız aslında hocam. Doğru olabilir. Hep onu diyorsunuz. Kurguda hepsi çak gidiyor.